İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ali bin Ömer Harbi rahmetullahi aleyh. Kalp dönektir. Ali bin Ömer Harbi hal ehli bir evliya. Bu zatın zamanında din ilmi oldu ihya. O bir günkü vaazında buyurdu: Müslümanlık, birlikte bulunmayı görür uygun muvafık. Zira beraberlikte vardır hayır ve rahmet. Halbuki ayrılıkta var azap ve felaket. Müslümanlar cennette olurlar bir arada. Hem de ebedi olup ayrılık yok orada. Dünya hayal ve hiçtir, işi de hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına kim hazırlanır ise, odur Allah indinde hayırlı, iyi kimse. Biz her an, her saatte bir işler yapıyoruz. Ve her bir işimizde bir niyet taşıyoruz. Bu da ya nefis için ya da Allah içindir. Yani kul her işinde imtihan içindedir. Kalp her an, her saniye sağa sola döner hep. Ya hayra karar verir ya şerri eder talep. Nitekim Resulullah ederdi şöyle dua: Ya Rabbi, sen kalbimi sabit kıl doğru yolda. Ey insan! Son nefeste döner de eğer kalbin, küfr üzre durursa, o zaman ne olur halin? İman üzre durması isteniyorsa eğer, salih kimselerle bulunmalı beraber. Hep iyilerle olup edersek çok ibadet, son anda iman ile gideriz en nihayet. Büyükler buyurdu ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Nefis çok tehlikeli düşmandır sahibine. Zira çalışmaktadır hep onun helakine. Düşmanı dışarıda aramayalım ki biz, düşman içimizdedir, o da kendi nefsimiz. Ondan kurtulmak için okumalı çok kitap. Zira din bilgisiyle kuvvet bulur ruh ve kalp. Dünyaya ne kadar çok dalarsak akşam sabah, o düşmanla o kadar dost oluruz maazallah. Ahirete ne kadar yapışırsak bahusus, o düşmanın şerrinden o kadar kurtuluruz. Biz şimdi otururken görüyor Allah bizi. Bizden iyi biliyor niyet ve kalbimizi. Her günü son gün gibi edin siz mülahaza. Yine son vakit gibi durun siz her namaza. Vakit bildirmemiştir kimseye zira ecel. Hazırlanın ölüme, kurmayın uzun emel. Şimdi ehli cehennem kabirde yanıyorlar. Gözümüz görmese de
bu azaplar şimdi var. Ahirette gidecek iki yer vardır ki hem, biri ebedi cennet, biri sonsuz cehennem. Gözden perde kalkınca görünür bu hakikat. Çok pişman olunsa da çaresi olmaz fakat. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, korkaklık, ihtiras ve cimrilik, Allah-u Teala'ya karşı kötü zannın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır buyuruyor Hazreti Ali kerremallahu veca. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Bizden çok faydalandık. Cümlemizden razı olsun inşallah Teala. Buyurun efendim. Hocam 96 gram altına yarım bir gram mı verilecek zekat, yoksa küçük altın mı verilecek? Peki efendim. Hocam, bir de biz memleketten 500 kilometre uzakta kalıyoruz. Allah emri olduğu zaman kaldığımız yere gömülmek istiyoruz. Ailem ve zülalem memlekette. Kabristan'da öbür dünyada buluşabilir miyiz? Hocam, bir de ben kaza namazları kılıyordum. İkiz torunlarım doğdu. Sadece günlük farz namazlarımı kıldım. Kazaları kılamadım. Ve şu zamandan şu zamana kadar diye tarih attım. Şimdi kazaları kılıyorum. Niyetlenirken kaza olarak mı diye niyet edeceğim, yoksa falan zaman kılamadığım ilk kazaya kalan namazlarımı diye mi niyet edeceğim? Tamam efendim. Hocam bir de radyoda namazı bozan şeyleri anlatan, sesi aynı Mustafa Togöz'ün sesi gibi idi. Yıllar önce ben de size anlattım. Mustafa Bey söylemedim dedi. Sonra tekrar dinlediğimde başka birinin söylediğini fark ettim. Evladım Mustafa Bey, bana hakkını helal eder misin? Helal ettim efendim. Önemli değil. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah işleriniz kolay gelsin. Siz de hakkınızı helal edin. Helal bal olsun benim hakkım sizlere. Teşekkür ederim. Sizlerden çok yararlanıyoruz. Estağfurullah. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler. Osman Ünlü hocayla mı konuşuyorum? Canlı yayındasınız. Evet efendim, buyurun. Evet. Hocam benim bir sorum olacaktı. Kısa kollu Kur'an okumak acaba günah mı? Sorum, birinci sorum bu. Evet. Peki efendim. İkinci sorum da oğlum her sene bana, yani 15-20 senedir kurbanımı o kesiyor. Evvel eşim kesiyordu ölmeden, şimdi o kesiyor. Benim halim vaktim yerinde. Vereyim mi ne olur diyorum, almıyor. Ama benim içime sinmiyor. Acaba bana sevabı olur mu olmaz mı hocam? Bununla konuşacağım. Peki efendim. Vaktinizi almak istemiyorum. Osman Ünlü hocama, Mustafa Bey'e çok selam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Buyurun hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz, yalnız o konuyu geçen bir dinleyicimiz de yayına girmeden önce de sordu falan, şimdi yanlış anlaşıldığı gibi geliyor, bazı yanlış anlamalar da oluyor. Şimdi şu dinleyicimizin sualine, 96 bölü 40 diyoruz, karşımıza çıkan rakam 2.4 gram, bir çeyrek verse az olur. İki çeyrek verse fazla olur. Şimdi şeyler oluyor. Birer gramlık ve yarım gramlık altınlar oluyor. Bir yarım. Bir çeyrek, bir de yarım gram verirse
işte ucucuna getirir ama birer gramlık alırsa, bir gram, bir gram, iki gram, bir de yarım gram, yarım gram alırsa 0.1 fazla olur ama olsun. Vereceği o. Şimdi yanlış anlaş... 2.4 gram verecek yani 96 gram altını olan. Evet. 100 gram olan 2.5, 2.5. Evet, 2.5 gram verecek. Evet, 1 gram değil yani. O 1 gram nereden aklına kaldı? Ne evet. Kafi gelir mi diye herhalde soruyorlar da. 40'a vereceğiz. Paramız da 40'a vereceğiz. Çıkan rakam vereceğimiz. Elimizdeki altın 110 gram bölü 40, 40'ta biri çıkıyor otomatik olarak. Şimdi hesap makinesi var. Artık hesap makinesine de gerek yok. Telefonlarda hesap makineleri var. Telefonu açarsın, telefonda da aynı şekilde yapmak mümkün olur efendim. Şimdi mesela geçen dinleyicimizin bir tanesi diyor ki benim diyor 150 gram altınım var. Fakat diyor 96 gramın üzerinden bir sene geçti. Öbürlerinin üzerinden daha bir sene geçmedi diyor. Şimdi 96 gram. Bir sene geçen kısmının mı vereceğim, diğerlerini bekleyecek miyim? Şöyle hesap ediyor anladığım kadarıyla. Ben diyor mesela diyor öbürler diyor tamamlanmadı diyor. Bir böyle bir anlayış var. Ben diyor 96 gramınkini vermem lazım herhalde. Bu bir. İkincisi 96 gram. İkincisi mesela diyelim ki 150 gram altını var. Şimdi o 96'dan yukarısı 54 gram ediyor. O diyor 96'ya tamamlanmadı. Dolayısıyla onu dahil etmiyorum. Manasını anlıyorum. Veya az önce onu mu söylediniz bilmiyorum ama atıyorum işte 296 gram altını var. Hı hı. Ama 96 gram nisap miktarı olunca sadece 96 gramınınkini mi vereceğiz? Öyle de şey yapılabiliyor. Efendim onu herhalde anlatamadık. Şimdi dinen zengin olmanın ölçüsü 20 miskal altındır. Bir miskal altın şer'i ölçülerde 4.8 gramdır. 20 ile çarpınca karşımıza 96 gram çıkıyor. 96 gram altına ulaşınca artık biz zenginiz. Buna ulaştıktan sonra üzerinden 6 ay geçti, bir 10 gram daha geldi. Bir 4 ay geçti, bir 20 gram daha geldi. Zengin olduğumuz tarih ne zamandı? Efendim Rebiül Evvel ayının 12'si Mevlid Kandili diyelim. Rebiül Evvel ayının 12'si geldi. Baktık. Bir senesi doldu. Elimizde 180 gram var. İşte 96 gramda zengin olmuştum ben. 96 gramın hayır. 180 gramın tamamını vereceğim. Mesela şimdi 50 bin lirası olan Türk parası onun 50 bin liradır. Bugün 50 bin lira geçti. Hemen yazdı. Hemen yazdı. Neyi yazdı? Zengin olduğu tarihi yazdı. Bugün Rebiül Evvel değil, Rebiül Ahir'in 12'si. Yazacak oraya. Rebiül Ahir 12. 1443 benim zengin olduğum tarih. Hicri tarih o zaman. Hicri tarih tabii. Evet. Yazdı. Seneye 12 Rebiül Ahir 1444'te baktı. Bu 96 gram karşılığı 50 bin lirayla zengin olduğunu yazmıştı ya. Bir sene sonra baktık elinde 250 bin lira var. Şimdi 50 bin lirayla zengin olduydum. O 50 bin liranın zekatını vereceğim. Hayır, 250 bin liranın zekatını vereceğim. 250 bin bölü 40 karşımıza ne çıkıyorsa onu vereceğiz. Karşımıza ne çıkıyorsa onu vereceğiz. Herhalde anlaşılmıştır inşallah Teala. Şimdi bu dinleyicimiz cari dikkat bir suali var. Biz dedi doğduğumuz yerden 500 kilometre uzaktayız. Vefat edince oraya götürürler götürmezler ayrı bir durum. Götürseler mi, vasiyet etsek mi, uygun mu? Uygun değil, bulunduğu yere defnedilmek tercih edilmiştir. Peki öyle olmadı, gidemedik oraya, gittiğimizde de orada vefat edemedik. Anam, babam, konum, komşum hepsi orada aynı şekilde defnedilmişti. Biz de garip olarak Özbekistan'a gittik, vefat ettik, orada defnettiler mesela. Şimdi şehirde değil de ülke farkı var arada. Tabii. Değil mi? Yani görüşebilir miyiz? Orası farklı bir alem. Biz artık dünyadan çıktık, öbür aleme geçtik. Orada tabii ki görüşülür. Orada no problem. Orada böyle problem yok. Öyle bir şey söz konusu değil. İşte annem babam bulunduğu yere defnedilsin.
Anneyi babayı bulunduğu yere de defnedilsen, başka bir yere de defnedilsen yine onlarla buluşacaksın ve onlarla görüşeceksin. İmanlıysa illiyundadır, orada görüşeceksin. Ama imansız gittiyse Allah'a talak olsun. Zaten hatırına da getirmeyecek. Siliyorlar harddiskten onu, hafızından siliyorlar. Hem de görüntülü görüşme değil mi bu? Tabii tabii görüntülü, yüz yüze görüşüyorsun. Gelip soracaklar da hatta. İşte falan falan ne oldu, filan ne oldu. Mesela öyle İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitaplarında var öyle. İşte vefat edince gidip soruyorlar falan. Diyorlar ki o vefat etti. Diyorlar ki gelmedi buraya. Yani illiyona gelmemiş. İmanların olduğu yere gelmemiş. O zaman imansız gitti. Siccine gitti. Öyle bir durumda söz konusu. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak hepimize son nefeste iman selameti versin inşallah. Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri buyuruyor ki günahınızın çok olmasına bakmayın. İmanlı gelmeye bakın buraya. Bu zamanda da Mustafa Bey imanlı gidebilmek çok 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 zor. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbaası Hazretleri talebelerine işte İstanbul Boğazı'nı göstermiş. Beykoz sırtlarından demiş bu boğaz gibi küfür akıyor. Mümin de saman çöpü gibi. Saman çöpü o akıntıya dayanamaz. Ancak bir kayaya, bir çınar gövdesine yani bir din büyüğüne ittiba eder, onu severse, imanını öyle koyabilir. Ona yapışırsa. Yapışırsa, onun dediğini yaparsa, onun kitaplarını okursa ve ona sevgisini arttırırsa, ölürken Allah-u Teala o zata haber verir, onun ruhu yetişir. Şeytan musallat olmuş olsa bile onu ikaz eder, der ki bu şeytandır, sakın onun sözüne şey yapma ve onun imanlı gitmesine vesile olur. Peki imanlı gidince efendim şeyleri yani kitaplarda İmam-ı Gazali Hazretleri de anlatmış, Saadet-i Ebedi kitabında var, Kıyamet Ahiret kitabında anlatılmış. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala dilerse kendisiyle o kulu arasındaki günahları ne kabirde azap ettirir ne mahşerde siler atar. Mülkü onun. Mülkü onun. Sildim kulum der. Bitti. Kul hakkı varsa silinmiyor. Helallaştırır. Dilerse kabirde azap çektirir. Mahşerde bekletir. Veya buraylarda telafi olmadı da cehenneme gitti. Cehennemde bir müddet kalır. Gene çıkar. Yani sonsuz cehennemde kalma cezası sadece imansız gidenler içindir. Bunun için de efendim işte biz imanlı gitmek için falan yani gideriz ya falan filan demek de olmaz bu. Olmaz o. Yani dünyada bile bir meslek sahibi olabilmek için oturduğun yerde mesela videolar var şimdi, görüntüler var televizyonda ya da ekranlarda, sinema perdelerinde neyse bakıyorsun. Bunu yapmak kolay. Hiç yaptın mı? Yok. Hani zaman zaman ben anlatıyorum ya. Ben bir İmam Hatip'e giderken, liseye giderken bizim okulun karşısında bir tane simitçi fırını vardı. Şey de yapıyor, tulumba tatlısı da aynen simit gibi. Ya o zamanlar halka tatlısı. Halka tatlı. Tabii bakarak öğreniyorduk. Yaparak değil de. Bakıyordum orada. Allah Allah. Ve kendi kendime dedim. İşte artık liseye de geldik ya. Liseliyiz yani. Öğrendik. Köye gitmiştim falan. En küçük kız kardeşime. Dedim ki ben de tulumba tatlısı yapmasını öğrendim. Dedim ama o şey yapardı. Aramızda sır kalırdı. Neyse. Yani oradakilere de sorduydum nasıl oluyordu falan filan. Güya tarif de aldım. Yaptım. Ama tatlıdan başka her şeye bir şey yaptı. Yani hayvan bile yiyemez hale geldi falan da. Gömmek mecburiyette kaldıydık. Tamam. Hani bakarak. Kendi başımdan geçti. Kendi başımdan geçtiği için rahat anlatıyorum. Yani herhangi birisi de efendim işte ben onu yaparım. Ben duydum ya işte böyle büyükleri ben seviyorum seviyorum falan. Sevgi öyle değil. Sevgi öyle değil. Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi teala aleyh bir gün kerimesi Emen Abilen hanımı sual ediyor. Babacığım diyor. Ebu Ayben Ensar radıyallahu anh Hazretleri ziyarete gelenler bir gelinliğiyle bilmem nesiyle falan hani bunlar seviyor. Cevaben kızım diyor sevgi öyle olmaz. Seveni itaat eder diyor. Sevdiğine itaat eder. Sevginin alameti itaattır. Sen o zatın dediğini yapmıyorsun. Ben çok seviyorum ya öyle seviyorum ki onsuz duramıyorum falan. Böyle bir hikaye. Namaz kılıyor musun? Yok. Ben Allah-u Teala'yı çok seviyorum. Namaz kılıyor musun? Yok. Adam bir taraftan da içki içiyor. Ben Allah-u Teala'yı çok seviyorum. Yalan söylüyor. Hani bir söz var ya dilin kemiği yok. İstediği tarafa dönüyor. Yalan da söyler. Kıymetli de hepsini yapabilir. Seven sevdiğine itaat eder. Allah-u Teala aynı şekilde seviyorsa bir kere itikadını düzeltir. Onsan beş vakit namazını kılar. Orucunu tutar. Haramdan sakınır. Kadınsa Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde tesettüre riayet eder. Yok. Bunların hiçbirisi yok.
Ben var ya aşığım biliyor musun? Allah aşığım aşığım. Böyle gözyaşlar. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Gel külahımı anlat onu. Çünkü din büyükleri açık net bir şekilde buyuruyorlar ki seven sevdiğine itaat eder. Sevginin alameti budur. İtaat ne kadar çoksa o kadar çok seviyor demektir. İtaat ne kadar azsa sevgisi de o kadar azdır. Ölçü bu. Yandan sonra efendim şöyle beni ilgilendirmez arkadaşım. Ha ben sana Hüsnü Zan'ın semini olacak ki. Ha, tamam Müslümanım Hüsnü Zan edeyim ha Allah-u Teala'yı çok seviyormuş falan filan. Desem ne olacak? Sen kurtulacak mısın? Benim derecem arttı. Hiç. Hocam ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslamiyet'i bilen zararlardan kurtulur. İbadet Allahü Teala'nın varlığını, gönderdiği peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmekle, inanmakla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla üç şey hasıl olur. Birincisi, insan şehvetine uymaktan kurtulur, kalp, ruh temizlenir. İkincisi, insanda his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgisi olmayan başka bilgiler, zevkler hasıl olur. Üçüncüsü, iyilere, nimetler, kötülük yapanlara azap yapılacağı düşünülünce insanlar arasında adalet hasıl olur. Dinini iyi bilen, seven kadın erkek her Müslüman, bütün hareketlerinde İslamiyet'e uyarak hem kendilerine hem de aile, akraba ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp, yalnız sözle Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, cahillerden uzak olmalıdır. İslamiyet'i, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ehl-i sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları eshab-ı kiramın ve selef-i salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı bizler taşkınlık ve azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyet'i bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. Bir gayrimüslim, Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur, günahsız, temiz bir Müslüman olur. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan, açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman, tövbe ederse günahları muhakkak affolur, günahsız, tertemiz olur. İmanı doğru olan bir Müslümanın ibadetinde gevşeklik olursa, tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. Dinini bilen, iyi anlayan bir Müslüman, kötü yollara sapmaz ve kötü kimselere de aldanmaz. Dinini bilmediği için aldanan bir kimse, cehennemden kurtulamayacaktır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından dinini doğru olarak öğrenmeyenler, bid'at ve dalalet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenirler. Ancak hakkı bilenler, bid'at sahiplerine aldanmaktan kurtulur. Hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri ise imkansız gibidir. Şunu da unutmamalıdır ki ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilenlere uygun imanı olmayan, haramlardan sakınmayan ve İslam'ın beş şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen bir kimse rahmete kavuşamaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup borçtan, azabından kurtulursa da vaat edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette
dünyada yapmış olduğu iyiliklerin hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. Netice olarak neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyettir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi, insanlar bilemezdi. İslamiyeti bilen, dünyanın zararlarından kurtulur. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse, o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz. Efendim, dinleyicimizin sualini bayağı uzattık. Bazı şeyler hatırımıza geldi. Onlardan naklettik. Dolayısıyla doğduğu yere gidip de defnedilme şartı söz konusu değil. Yani vefat edince nerede olursa olsun buluşuluyor. Mesele yok orada. Problem yok. Orada bir şey kafama takılmıştı aslında da. Hani madem oradan başladınız, onu da sorayım. Şimdi... Dediniz ya, böyle bir zamanda, bu zaman yani Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin zamanından neredeyse 80-100 sene sonradayız. Daha da kötü yani. Daha da kötü. O zaman kötüymüş, daha da kötü. İmanı muhafaza etmek çok zor. İki kişi diyelim öldü. Birisi imanını kurtardı, öldü günahkar ama. Diğeri de imanını kurtaramadı. Bu ikisi de aynı mazereti sunsalar. Ya Rabbi, bizi öyle bir zamanda şey yaptın ki biz bu imanı muhafaza edemedik. İmanlı giden ve gitmeyen için ikisi de mazeret olarak kabul edilebilir mi böyle bir şey? Veya ikisi için de kabul edilmez mi veya biri için mi kabul edilir? Şimdi İmam-ı Rabbani Kutlu Süresleri Mektubat kitabında onu ayırmış. Kendilerine ulaşmadıysa, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatan kitap, yayın, ulaşmadıysa, mesela dünyada var mı? Var. Mesela Çin'in bazı yerleri var, Sibirya'da yaşayanlar var. On sana Kuzey Kore komünist, Küba komünist, şey uydu yayınıyla bile indiremez yani. İnternette de giremez. Doğar büyür hayvan gibi. İmam-ı Rabbani Hazretleri veyahut da Afrika'da yaşayan orada kabileler var. Amazonlarda falan yaşayan. Amazonlarda yaşayanlar, bazı kabileler var. Dili yok, bir şey yok falan. Ne televizyon var, ne radyo var, ne cep telefonu var. Öyle bir şey de yok. Medeniyet diye bir şey yok. Öyle bir şey ellerinde söz konusu değil. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bunlar hayvan gibi yaşar, ölür. Tekrar diriltilir. Kendi aralarında haklar varsa mahşer günü mahşerde alır. Sonra da hayvanlarla beraber bunlar yok edilirler buyurulur. Cennet ve cehenneme girmez. Çünkü cennete girmek tebliğ olduktan sonra, duyduktan sonra iman etmenin karşılığı. Cehennem de duyduktan sonra inkarın karşılığıdır buyurulur. Mesela Anadolu'da yaşayanlar için böyle bir mazeret yok. Bu coğrafyada yaşayanlar için. Çünkü mesela Türkiye Gazetesi bir gazete var. Türkiye takvimi gibi bir takvim var. Ve TGRT gibi yayın organı var. TGRT FM var. TGRT FM'de bu program, dini programlar yayınlanıyor. TGRT belgeselde, TGRT EU'da, TGRT Haber'de, Kandiller'de, Vedilerde, Mevlid ve benzeri internette var. İnternette var. İnternette hakeza var. Siteler var. Ama zaman kötü. Zaman değil de insanlar kötü. Dolayısıyla bu şekildeki mazeret kabul edilmez. Orada kabul edilmez. Ve orada kendilerine denir ki, yani tamam o zamanki insanlar kötüydü, hemen kötüleri kendine aynı şekilde rehber edindin. Aa, bu zamanda böyle olacak, tercihini o tarafa kullandın. Demedin ki, ya bir de şunları dinleyeyim, bir de bunlara bakayım, bunlar ne diyor demedin. Araştırmadın, bakmadın. Dolayısıyla hesaba çekiliyor. Mesela kafir çocukları da var. Sabiken ölüyor bunlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bunlarda iman yok. Sabiken ama Cenab-ı Hak inkar da yok. Cenab-ı Hak bunları cehenneme koymaz buyuruyor. Hayvanlar gibi diriltir, sonra yok edilirler. İşte bazıları işte mahşer günü bunlara tebliğ edilir. Orası tebliğ yeri değil, teklif yeri değil buyuruyor. Mahşer hesap yeridir. Dolayısıyla tebliğ yeri dünyadır. Yani onun için ister putperestin çocuğu olsun sabiken ölen, ister Hristiyanın, ister Yahudinin, ister deistin, ister ateistin, ister masonun, ister komünistin çocuğu sabiken ölürse cennete gitmiyor. Şefaat de etmiyor anneye babaya. Zaten kafirse şefaat etmiyor. Hatırına bile getirtilmez çocuğun. Ve buluğa da ermediği için mesul de değil. Diriltilir. Eğer anne babada alacağı haklar varsa onları alır. Sonra da hayvanlar gibi bunlar yok edilirler buyuruyor. Hayvanlar gibi yok edilirler. Dolayısıyla duyduğu zaman düşünmeyip ondan sonra şey yapmayıp
Hele bir de yayını dinlediği itiraz etti. Vebali daha çok ağır. Mesela şeyde biz Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Saadet'e bir kitap olsun, faydalı bilgiler olsun, diğer kitaplar mesela buraya gelip talep edenlere verdiğimiz gibi hani mübarek gün ve gecelerde de bu işe gönül veren gençler var, arkadaşlar var. Bunlar aynı şekilde dağıtıyor. Toptan da dağıtıyor. Yerine göre 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin kitap dağıtılıyor. Bu dağıtılan kitaplar içerisinde çöpe atılanlar var. Yırtılanlar da var. Veya herhangi bir diyelim ki herkesin gelip geçtiği bir AVM merkezin mescidine konmuştur. Adam oradan alıyor yahut da almıyor, elinde kalem. Çizik çizik yapıyor oraya, hakaret edeceğin kitap üzerine yazılar bile yazıyor o kitapların. Öyleler de var. Şimdi bir tercihte bulunuyor adam. İnkar tarafını, yani İslamiyet'in doğru öğrenmesine, doğru olarak öğrenmesine mani oluyor. Halbuki bu adam itikadı bozuk olsa bile bunlar ne diyor diye merak edip araştırsa, insafla yaklaşsa belki de Allah-u Teala tövbe nasip edecek. Ama insafla yaklaşmıyor. Yani tercihini başka türlü kullanıyor. Kafirler de öyle. Mesela şimdi Avrupa'da İslamiyet'i duymayan, Amerika'da İslamiyet'i duymayan yok. Yok. Dolayısıyla efendim biz duymadık, görmedik, bilmedik ya da yok. Peki internette vardı. Yani şimdi Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu kitaplarda İngilizcesi var, Almancası var, Fransızcası var. Bir sürü dillere de tercüme edildi bunlar. Bunlar ulaştı. İnternette de var bu. Hakikat Kitabı.com.tr'ye girdiğin zaman bunlara ulaşabiliyorsun da. Efendim ben uzaktayım, Amerika'dayım. Gir aynı şekilde Hakikat.com.tr'ye, Hakikat Kitabı.com.tr'ye gir. Orada aynı şekilde bunları görebiliyorsun. Efendim ben işte hani Türkçe olarak bunun seslisini, yani seslisi de var. TGRTM.com.tr'de bile var. Değil mi? Sessizliğinde aynı şekilde. Duymadım diye bir şey yok hocam. Yok. Şu Avrupa için, Amerika için falan ya da Hristiyan ülkeler için. Dolayısıyla. İslamiyet'i yok etmek için savaş ilan ediyorlar. Tabii. Daha duymaması mı var yani? Mümkün değil tabii ki. Dolayısıyla efendim o mazeret kabul edilmez. Bir de dinleyicimiz dedi ki hani dedi daha önce dedi çeşitlikler şey yaptı şimdi dedi kazaları kılacağım dedi işte falan zamanda kazaya kalan mı diyeceğim yoksa nasıl niyet edeceğim. Niyet ettim ilk kazaya kalan öğle namazının farzını, niyet ettim ilk kazaya kalan sabah namazının farzını, niyet ettim ilk kazaya kalan ikindi namazının farzını kılmaya, niyet ettim ilk kazaya kalan akşam namazının farzını kılmaya, niyet ettim ilk kazaya kalan yatsı namazının farzını kılmaya, niyet ettim ilk kazaya kalan vitir namazını, Hanefi mezhebindeki vitir namazını da kazanacak, vitir namazının kazasını kılmaya diye niyet edeceğiz. Peki efendim en son kalan da desek olur mu? Caizse de ilk demek daha evladır buyuruyor. Böyle niyet ediliyor buyuruyor. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki, bir hanım dinleyicimiz kısa kollu dedi. Kur'an-ı Kerim okunabilir mi? Zaruri durumda. Yani başı açıkken bile de aynı şekilde din, Fatiha veya salavat, benzeri okunabilir mi? Okunabilir. Ama Kur'an-ı Kerim okurken Allah-u Teala'nın huzurundayız. Mümkün mertebe erkeğin de kadının da buna dikkat etmesi iyi olur. Yani kollarını da örtmesi, başını da örtmesi elbette iyi olur. Edep olur yani. Edep olur. Peki efendim zaruri bir durum oldu. Yani Kur'an-ı Kerim açtı, kollar açıktı falan. Yani oradan bakabilir mi? Bakabilir. Ona izin var. Ona hemen izin bir var. Şeye bakmak için mesela değil mi? Olur. Ama okumak için ona edebe dikkat etmeli. Erkek de bir dikkat edecek. Yani başını kapatsa erkek de, takkiye giyse, kollarını şey yapsa. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, ya namazdaki hali gibi olursa edebe riayet etmiş olur. Ama caiz mi? Caiz. Erkek de caiz. Efendim dinleyicimiz daha önce dedi beyim dedi şey yapışır. Şimdi dedi oğlum dedi benim dedi, halim vaktim yerinde dedi kurbanımın. Ben vekalet veriyorum o gidiyor parasını o veriyor benim adımı alıyor kestiriyor ben sevaba giriyor mu giriyor. Ama dedi benden bir şey çıkmıyor. Zaten dinleyicimiz onun üzüntüsü var. Hani benden bir şey çıkmadığı için dedi ben dedi yani avcumu mu yalıyorum hayır avcumu falan yanamıyor. Sevap yine alıyor. Ama bedelini ödemenin ayrı bir sevabı var. Mesela dese ki bir hanım, dine zengin olan, şimdi Mustafa Toköz'ün hanımı da çok zengindir, kendisi zengin ya. Dedi ki, bey dedi, zekatımı vermek üzere seni vekil ettim dedi. İşte bir kilo altın zekat verecek. Çocuklar da bakıyor dışarıda, bir kilo altın mı diyor abi. Benimkiyle beraber 5 kilo yediyor bu arada. Bizim evden çıkan. Değil mi? Zekat miktarı. Artık ne kadar tutuyorsan gerisini hesap et. Yani sen götürdün diyelim ki 10 gram 5 gram neyse.
Kendi parandan aynı şekilde ödedi ve hallettin. Peki onun bedelini ödemese bu hanım zekatını verdi mi? Verdi. Ama kendisi de oradan aynı şekilde bu bedelini çıkartır öderse. Öderse. O zaman amel defterine ona göre geçecek. Ya tamam, borçtan kurtuldu o. Ama kendisinin de bir fedakarlık etmesi gerekir. Bir şey vermesi gerekir. İster kurbanda olsun, ister zekatta olsun. Bir vermesi gerekir. Ama ne hikmetse hanımlarda genel olarak mesela ya diyor zekatımı vermeyecek, kurbanımı kesmeyecek de diyor, ne işe yarar o? Hakikaten ne işe yarıyor bilmiyorum da. Ne biçim erkeksiniz? Bir zekat veremiyorsunuz. Hiç. Olabilir mi? Evet, olabiliyor. Ama kitaplarda açık net bir şekilde. Hatta birisi dedi ki, siz dedi radyoda anlatıyorsunuz dedi, altınla devrini yaptıktan sonra bedelini ödemese. Ama ondan bir şey çıkmıyor. Mekruh olur deniyor. Bedelini ödemedi. Ondan bir şey çıkmadı ki. Geldi mesela Mustafa Bey dedi, benim dedi işte zekatını vermek üzere altınla devrini yap, seni vekil ettim. Sen de 10 gram altınla de. Ama 10 gram altının bedelini o ödemedi. Ne altın olarak verdi, ne para olarak çıktı cebinden. Çıkmadı. Olmadı o. Olmadı. Hani şimdi dinleyicilerimiz yanlış anlamasın, çünkü bazı şeyler oluyor. Mesela bize müracaat edip de işte altınla devrini yapıverin. Biz şöyle üstü zannediyoruz, biz altınla devrini yapıyoruz, onlara yardımcı oluyoruz. O şekilde de anlatıyorsunuz zaten. Bedelini, işte kız kardeş var, erkek kardeş var ya da halası var, teyzesi var, çevresi var, onlara veriyor. Bedelini ödüyor. Dolayısıyla orada problem yok. Orada problem yok. Ama bu dinleyicimiz gündeme getirdiği için anlatıyoruz. Yani oğlu bedelini hani dedi veriyorum fakat dedi almıyor falan. Veriyorum almıyor falan dedi. Ya ama yine kurban borcu ödenmiş oluyor. Kurban kesme sevabı yine hasıl oluyor. Ama bedelini de ayrıca öderse ayrı bir sevap hasıl oluyor. Yani fedakarlık etmiş oluyor. Çünkü yayına girmeden önce Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerinden bir şey naklettik. İşte korkaklık, cimrilik. İşte bu Allah-u Teala suizanın neticesinde olan bir hadisedir diye. Yani bilhassa cimrilerin en kötüsü kurban kesmeyen ifadesi de hadis-i şerifte geçiyor. Şimdi zekat vermezse, hatta Emir abiler bir sohbetinde anlatıyorlardı böyle de, bir toplantıda anlatıyorlar da, şeyde de kitaplarda da anlatılıyor. Zekatını veren cömerttir, kurbanını kesen cömerttir. Ama biz onun yemeğini görmedik ya, o değil o. O bir kere zekat vermek, kurban kesmek emir olduğu için nefse daha ağır gelir. Ama 8-10 kişiyi çağırıp da aynı şekilde bir yerde yemek ikram etmek nefse daha kolay gelir. Niye? Oo Osman Bey maşallah cömert arkadaş ya, görüyor musun bugün gene bize ziyafet çekti falan. Estağfurullah efendim falan filan de yani övgü geliyor. Ama Osman önü zekatını vermiş. Adam diyecek ki verecek tabii, ne yapacak ki vermeyi diyor. Değil mi? Hiç kimse övmüyor. Hiç kimse övmüyor. Hiç kimse övmüyor. O emir nefse daha da ağır gelir. Mesela 5 vakit namazı kılmak nefse ağır gelir. Ramazan-ı Şerif'te farz olan oruç tutmak nefse ağır gelir. Yani Allah-u Teala'nın emrettiği bir ibadeti yapmak nefse ağır gelir. Niye? Nefse bin altına girmek istemez ondan. Orada emir var. O emir altına girdiği için de haz etmiyor o işten. Hile-i şerriye diye bir şey var mı hocam dinimizde, veya varsa ne? Efendim Saadet-i Ebediye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala'yı çeşitli kitaplardan nakiller yaparak uzun uzun anlatmışlar. Hatta iki tane ifade kullanıyorlar orada. Birisi hile-i şerriye, birisi hile-i batıla. Hile-i şerriye. Şimdi orada aslında doğru açık hükümlere pek uymuyor. Açık hükümlere pek uymuyor. Şimdi İmam Muhammed Şeybani Hazretleri zamanında halife hanımına demiş ki işte sabaha kadar demiş. Ben mümkünde kalmak. Kalırsan işte seni boşarım ne demiş falan. Hemen demişler çare. Sonra bakıyor ki çare. Geliyorlar. Diyorlar ki ikisin bir camide kalsın. Diğer talebeleri falan soruyor. Efendim diyor cami de yani bunun hayır diyor. Cami kimsenin mülkü değil. Allah-u Teala'nın evidir orası. Kurtarıyor. Ondan sonra yine Abbasi Halifeleri'nden bir tanesi işte diyor ki şu işim olmasa diyor 5 karış şeyinde boynuzu olan bir koç keseceğim. Eğer diyor kesemezsem işte falan gene öyle bir talakla alakalı bir şeyler söylüyor. Ondan sonra da eyvah diyorlar ya, fıldır fıldır arıyorlar. 5 karış tabii. Koç yok. Ondan sonra geliyorlar gene. Diyorlar ki çare. Diyor ki
2 aylık, 3 aylık bir çocuk getirin. Bulup getiriyorlar. Minnacık bir şey karış. Bizim karışta en az 3 karış eder onu. Minnacık eli değil. Evet, evet. Getirin diyor, bir en uzun boynuzu olan koçu getiriyorlar. Yok, oho, 5 değil 6-7 bilecek. Bu da insan buyuruyor. Sen dedin mi büyük insan karıştı diye. Yok demedin. Benim karışım mı dedin? Tabii demedin diyor. He. Demedin diyor. Şey de öyle mesela. Yani bunlar efendim işte ama falan. Yok değil. Bu hile tabiri kullanılmış ama fıkıh ilminde yani onu Allah-u Teala'nın emrine uydurmak için. Ama hileyi batıla. Yani hiçbir şey olmadı. Efendim işte ben bunu içki içeyim de niyetimi göreyim. Yok öyle bir şey yok. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.